23 Nisan gece yarısı Belçika'da bulunan medya haber ve Star TV stüdyolarına yönelik operasyon ve saldırılar gerçekleşmiştir. Yine eş zamanlı olarak özgür basın çalışanlarına dönük bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Riha'da yapılan ev baskınlarında 9 gazeteci gözaltına alınmıştır. İstanbul'da yapılan ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solindal, Yeni Yaşam gazetecisi çalışanı Enes Sezgin ile özgür basın emekçileri Salih Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş ve gazeteci Erdoğan Alemut gözaltına alındı. Ankara'da yapılan ev baskınında ise Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Arslan, Riyad'da yapılan ev baskınında ise Mezopotamya Ajansı eski muhabiri Doğan Kaynak gözaltına alınmıştır. Demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında sözüm ona ilerici ve demokratik olarak lanse edilen Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri konu çıkarları olduğunda bu değerleri Türkiye ve diğer ülkelerle yapılan pazarlıklar sonucunda kolayca yok sayabilmekte, çiğneyebilmektedirler. Avrupa'nın göbeğinde yaklaşık 200 polis ile teknik ekipmanlara el konularak, kablolar kesilerek yayının durdurulduğu, bu hukuksuz ve yasa dışı operasyonun hedefinin Kürt halkının sesini kısmak olduğu açıktır. Öte yandan İstanbul, Ankara ve Riyad'da yapılan gözaltı saldırılarının Türkiye'nin Irak ve Erbil ziyaretleri sonrasında yaşanmış olması oldukça manidardır. 22 Nisan Kürt gazetecilik gününün ertesinde özgür basına ve Kürt halkına yönelik bu saldırı ve operasyonlar seçimlerden ikinci parti olarak çıkan AKP'nin ve saray rejiminin seçim sonuçlarını hazmedememesi ve intikam alması olarak okunmaktadır. 31 Mart günü seçim sonuçları doğrultusunda Türkiye halklarının sandıkta verdiği demokrasi, çözüm ve barış mesajlarının doğru okunarak bu haksız ve hukuksuz saldırılara bir son verilmesi gerektiğini söylüyor ve gözaltına alınan 9 özgür basın çalışanının bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. DEM Parti Ankara İl Örgütü. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Gerçekten de böyle çok önemli olaylar öncesinde, bütün yapılan sınır ötesi operasyonlar öncesinde işe iktidarlar bizim gibi özgür basında başladılar. Bizleri kapattılar, bizleri gözaltına aldılar. Hatta biliyorsunuz pek çok arkadaşımız, dağıtımcı arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız öldürüldü. Sırf haber topladığı için, habercilik yaptığı için. Bugün niçin daha önemli diyorum? Bu olay, bize yönelik olayı biz defalarca yaşadık ve arkasından sınır ötesi operasyonlar geldi, başka operasyonlar geldi. Şimdiki olayın çok daha önemli olduğunu sebebi de şudur. Brüksel'deki baskın, iki televizyona, oranın kanunlarıyla yayınlanan, oranın insanları tarafından çıkarılan, oranın vatandaşları tarafından yayınlanan televizyonlara yapılan baskınla buradaki baskın aynı anda yapıldı. Demek ki aslında bundan sonra yapılmaya düşünen, ki Bağdat'ta anlaşmalar yapıldı, NATO merkezleriyle anlaşmalar yapıldı, çok daha büyük bir operasyon geliyor. Bu büyük operasyonu halklar arasındaki düşmanlığı arttıracağı gibi, hani şu emekliye verilmeyen, çalışana verilmeyen paranın sadece işverenlere, tekellere kredi olarak verilmesi değil, aynı zamanda oraya yapılacak operasyonlar için harcandığını, yalvar yakar o batılı ülkelerden, devletlerden silah alındığını, uçak alındığının bir ifadesidir. O nedenle bize sahip çıkmanın ötesinde gerçekten de başta CHP olmak üzere, Ana Muhalefet Partisi olmak üzere bu devletin yapmak düşündüğü, AKP iktidarının, AKP-MHP iktidarının yapmayı düşündüğü operasyona karşı çıkmak ve halkımızın bizim Güney Kürdistan'da, bizim Rojava'da ne işimiz var, niye biz oraları işgal etmek istiyoruz demesi gerekiyor. O nedenle Ana Muhalefet Partileri, CHP ve DEM Parti'den beklediğimiz budur.